Aren TV'den hepinize merhabalar. Bugün iki kısa haberle karşınızdayım. Haberlerimizi peş peşe sizlere aktaracağım. İlk haberimiz 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti adıyla girdikten sonra yaşadığı oy kaybından sonra yaşanan tartışmalı süreçten sonra Yeşil Sol Parti kongreye gitmiş, eş genel başkanlar değişmiş ve yeni parti ismi belirlenmişti. Yeni parti ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi kısaltmışı HEDEP olarak belirlendi. Ancak bugün Yargıtay HEDEP'le ilgili bir karar aldı ve bu ismi reddetti değerli dostlar. Şimdi Yargıtay'ın kararına da bakacağız. İkinci haberimiz de geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve HEDEP Van Milletvekili ve HDP'nin eski eş genel başkanı Pervin Buldan, Kürt soprano Pervin Çakar'ın konserine gitmiş. Konser sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel sahneye çıkarak Kürt soprano Pervin Çakar'a çiçek takdim etmiş ve elini öpmüştü. Bu fotoğraf yayınlandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Özgür Özel konuya ilişkin ilk kez Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in konuya ilişkin açıklamalarını da aktaracağım sizlere. Haberlerimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk haberimiz Yargıtay'ın HEDEP kararı değerli dostlar. Yargıtay bugün HEDEP'le ilgili aldığı karar gündeme oturdu. Yargıtay HEDEP'e gönderdiği yazıda HEDEP'e benzerliği nedeniyle HEDEP isminin kullanılamayacağını söyledi. Kısaltmanın değişmesini istedi. Yeşil Sol Parti'nin değişen ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne Yargıtay'dan itiraz geldi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi isminde sorun olmadığı ancak kısaltması olan HEDEP'in daha önce kapatılan HDP benzerliğine dikkat çeken Yargıtay, partiye gönderdiği yazıda bu benzerliğin siyasi partiler yasasına aykırı olduğunu ifade etti. Yargıtay, HEDEP kısaltmasının değiştirilmesi gerektiğini belirtti. HEDEP yöneticilerine göre Yargıtay'ın dayanağı güçlü değil. Ancak gene de HEDEP kısaltmasını değiştirme seçeneği de aynı kısaltma ile devam etme seçeneği de masada. Son karar hukukçularla yapılacak toplantıdan sonra verilecek. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan nasıl adımlar atılacağına dair detaylı bir açıklamayı Cuma günü yapacak. Evet değerli dostlar, HEDEP bununla ilgili toplanacak ve hukukçularla bir toplantı yaptıktan sonra kararını verecek, yola nasıl devam edeceğiyle ilgili değerli dostlar. İkinci ve son haberimiz de değerli dostlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan Kürt soprano Pervin Çakar'ın konserine katılmış. Konser sonrası sahneye çıkarak Kürt soprano Pervin Çakar'a çiçek takdim etmiş ve elini öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu paylaşımından sonra CHP yakın isim ve gazeteciler de dahil olmak üzere binlerce saldırıya maruz kalmıştı CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu fotoğraftan dolayı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda konuya ilişkin ilk kez konuştu ve sessizliğini bozdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda şu ifadeleri kullanıyor. Kendisine Pervin Çakar'ın elini öpmesi nedeniyle yöneltilen eleştirilere cevap veren Özgür Özel, Pervin Çakar'ı da izledim ve çiçek verdim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim. Ayrıca birileri buradan bir şey öğretmeye çalışıyor. TRT Kürdi'de Pervin Hanım en çok çıkan sanatçılardan bir tanesi. Örneğin Devlet Bey buradan rahatsız oluyorsa Tayyip Bey'e sorsun. Pervin Hanım niye çıkıyor TRT'de diye. Pervin Hanım o ifadeleri de Türkiye'de bir Kürt devleti için kullanmadığı çok açık. Erdoğan da zaman zaman Irak Kürdistan'ı ifadelerini kullanıyor. Ben kendisini bir sanatçı olarak ve Kürt vatandaşların gurur duyduğu bir sanatçı olarak, yurt dışında başarılı bir sanatçı olarak elini nezaketen öptüm. Burada da hiçbir pişmanlığım yok ifadelerini kullanıyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Evet değerli dostlar, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in en büyük sınavlarından biri ne olacak biliyor musunuz değerli dostlar? Özellikle bu ırkçı saldırılara ve Kürtlerle ilgili bir paylaşımda
Kürtlerle ilgili bir açıklamada dahi bu ırkçı saldırılar karşısında dik durabilecek mi? Kürt soprano Pervin Çakar konusunda yaptığı açıklama olumlu bence. Ve bundan sonra da gelen saldırılara karşı dik durabilecek mi? Bunu da zaman gösterecek bize diyorum. Ve geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.